Evet arkadaşlar, tekrar hoş geldiniz. Şimdi kazanım 45'e geçeceğim. burada x'in ne olduğu sorulmuş, kaç olduğu sorulmuş. Bir kere benim ilk dikkatimi çeken şu. Burada bir z harfi var, görüyorsun. Şöyle de uzatayım hatta. Dolayısıyla şu açıyla şu açı iç terslikten dolayı eşit. Bu bize ikizken üçgen yakalatıyor. Burası 12 iken burada nedir? Yine 12'dir. Evet. Bunları söyleyebilirim. Peki buradan nereye varacağım? Şimdi. Şöyle yapsak. Şuradan. Kırmızıyla gidelim bu sefer. Nasıl bir şey yapsak? Şimdi alfa alfa. Şunu uzatsam. Öyle bir yere uzatacağım ki. Bu tam ortaya. Yani e, ya da şöyle. Dur, pale, e, ortaya lafını unutalım bunu şuna paralel olarak çizdiğimi düşün tamam mı? Yani şu ile şu çizgi birbirine paralel. O zaman burasına ne gelir? 12 gelir. Şimdi burada bir paralel kenar oluştuğu için burada 12 iken burada 12'dir. Evet şimdi anladık mevzuyu. Bak burada bir dikme var. Görüyor musun? Şu eşit şu eşit. Burada muhteşem bir şu durumu var. Yani o zaman burası 12'dir. Demek ki AB değeri X 24'e eşittir geçeceğiz. İkizkenar yamuğu fark ediyorum. Bakar bakmaz açıortay var, 4 var. Ç e, yamuğun çevresi sorulmuş bana. Şöyle gideyim. Buraya alfa desem bu da alfa olur. İç terslikten dolayı şurası da yine alfa olur. İkizkenar yamuktan dolayı hatta şurası da nedir? 2 alfadır. Hani ikizkenar yamukta şunların birbirine eşit olduğunu da biliyoruz ya. Evet, şu üçgen içine bakıldığı zaman Bak 90 derece şurası. Demek ki şu alfa ile şu iki alfanın toplamı neye eşit? 90 eşit. Yani 3 alfa 90. Alfayı ben buradan 30 derece buldum. Evet. Yani bu açılar 30 derece geliyormuş. Şu 30. 30. Hatta burası da 60 derece. Peki. Ee, burada 30. Peki ne yakaladım ben şimdi? Bu 30'lardan dolayı ikizken üçgen varmış. Şurası da 4'müş. Burada 4'ken e, şu eşitlikten dolayı bura 4. 30'un karşısı 4 ise 90'ın karşısı şurası da ne yapar? 8 yapar. E bunların hepsini toplayacağız. 3 kere 4'ten 12 bir de 8 de alt tabandan geliyor. Çevremiz 20 santim çıkıyor. Şimdi bu soru bu soru da bize x nedir diye sorulmuş. Şu şekli biraz aşağı alacağım. Çünkü yukarıya doğru ben bunu uzatmayı planlıyorum da o yüzden bak nasıl gideceğiz? Şunu şöyle uzatıyorum. Bir dakika şimdi diyeceksin ki hocam niye? Ee, sebep şu aslında bu ikiz kenardan bir kesit. Bak şöyle düşün. Şimdi şu açıortay ortay. Burada dikme var şu kısım silinmiş. Görüyor musun? Şuradan itibaren sanki makasa kesilip atılmış. O yüzden ikiz kenar üçgen özelliklerini kullanabilmek adına ben bunu bir tamamlayacağım. Yani şunu uzatalım. Tabii dengeli uzatayım ki çok da abartmayalım. Şu. Sonra buradan da bunu uzattım. Hmm, tamam. Şimdi bak elimde tamamen bir ikiz kenar üçgen var. Peki ne oldu o zaman? Şimdi şu diyebilir miyim? Şurası alfa iken burada yine nedir? Alfadır. Hani şu iki de buralar eşit ya. Alfa alfayı oraya yerleştirdik. Peki başka? Buraya beta desem bu da beta. Hani ee, sonra buna bir ne paralel olduğuna göre şurada yine nedir? Betadır. Hatta burası alfa iken paralel olduğuna göre burada alfadır. Evet. Ee, burada ikizken üçgen varmış yine. Onu fark ettim. Burada dörtgen burada dörttür. Evet. Sonrasında şunu söyleyebiliriz. Hani şu kenarla şu kenar birbirine eşit uzunlukta yani burada 12. E, bu durumda da x'in yerine 8 değeri düşer. x eşittir 8 çıkıyor.